isteksizliğe bırakır. Mesela bu şekilde hayattan küsen insanlar vardır. Yaşadığı bir olay nedeniyle, ona göre çok büyük bir olaydır ve bir anda hayata küsmüştür. İşte çok neşeli, canlı olan bir insan büyük bir çöküntü içinde hayatını devam ettirebilir. Neden? Çünkü o kişi duygu merkezinin isteksizlik, ümitsizlik, karamsarlık, her şey hakkında olumsuz düşünme, gelecekle ilgili hiçbir pozitif şeyin olacağına dair bir ümit duyamamayla karşı karşıya kalır ve kişi o duygu durumuna kendini hapsedebilir. Ve kişi o duygu durumunu gerçeklik olarak tasavvur eder. Ve o anda aslında o kişi düşünce merkezini objektif olarak kullanamaz. Peki o insan o anda hiç düşünmez mi? Düşünür. Ama neyin etkisiyle düşünür? Olumsuz duygunun etkisiyle düşünür. Olumsuz duygu onun düşünme kabiliyetini de baskılamıştır. Yani kendi arzusuna göre düşündürür. Örneğin bazı insanlar vardır. Diyelim ki büyük bir ümitsizliğe kapılmıştır ve intihar etmek ister. Bazen çok zekice yollar bulur, değil mi? Biz o insanın zekası olmadığını düşünebilir miyiz? Hayır, düşünemeyiz. Ama neyi düşünebiliriz? O insanın zekasının özgür olmadığını düşünebiliriz. O insanın zekası negatif duyguları tarafından yönetilmektedir. Negatif duygular tarafından o zeka kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu üç melekemizi, bu üç kabiliyetimizi birbirini gören, birbirini fark eden ve birbiriyle uyumlu bir etkileşim içinde olan bir modun çerçevesinde kullandığımız zaman daha sağlıklı bir yol bulmuş olacağız. Aksi takdirde her biri kendi başına buyruk bir şekilde yaşayacaktır. Örneğin çok zeki bir insan çok merhametsiz olacaktır, olabilecektir. Çok merhametli bir insan çok tırnak içinde zeka olarak aptal denecek seviyede bir yaklaşımla hayata bakabilecektir. Cesaretini aşırı ölçüde kullanan bir insan merhamet ve bilgelikten yoksunlaştığında o cesaret kontrolsüz bir güce dönüşecektir. Fakat dikkat edin, bizler bu açıdan da bunları görmekte bile zorlanıyoruz. Mesela diyelim ki çok cesur bir insan gördüğümüzde o cesaretle birlikte bir aklın, bilgeliğin, merhametin, objektifliğin, benlik dışı bir farkındalığın olup olmadığına bakmayız. Deriz ki çok cesur. Veya çok zeki bir insan görürüz, zekasına hayran kalırız. Fakat o zekanın bir merhamet, bir şefkat, bir alçak gönüllülük taşıyıp taşımadığına bakmayız. Zekaya hayran oluruz. Veya bir eylemsellik içermediğini, sadece düşünce zenginliği içerdiğini görmeyiz. Ve hayatta birçok tercihimiz de bu yönde gerçekleşir. Kendimizle ilgili bakışımız da bu noktada problemli olabilir. Bazımız duygularına aşırı odaklanıp kendini duygusal olmanın daha tatmin edici bir şey olduğuna, en üstün şeyin o olduğuna inanabilir. Bir duygu olmadığında sanki her şeyin boş olduğunu düşünebilir. Duygu varsa varım,
duygu yoksa yokum diye düşünebilir. Bazısı tam tersi, tamamen rasyonel zekasına dayanır ve o rasyonel zekası üzerinden kendini temellendirmeye çalışır. Bazısı da ne yapıyorum'a odaklanır. Ve bizler de dikkat edin, bazen kendimizde avantajlı olarak gördüğümüz şeye odaklanırız ve bundan dolayı övünürüz. Ve muhatabımızda dezavantajlı olduğunu düşündüğümüz şeyi küçümseyebiliriz. Çok duygusal bir insanın bazen rasyonel insanları küçümsemesi, bazen de tam tersi, rasyonalitesi güçlü bir insanın duygu durumlarını küçümsemesi gibi bir durumun nedeni budur. Bazen de kendimizde olmadığını düşündüğümüz bir şeye dair bir öykünme olur. İşte keşke bunun kadar zeki olsaydım, keşke bunun kadar duygularımı yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde yaşayabilseydim, ifade edebilseydim, keşke bunun kadar başarılı olabilseydim gibi gereksiz öykünmelerimiz olur. Ve bir anlamda herkes kendinde olmayana aşık hale gelir. Herkes kendinde olmayanı aramaya yönelir. İşte bu noktada ne düşünüyorum, ne hissediyorum, ne yapıyorum? Bu üç soruyu olabildiğince birbiriyle eş güdümlü olarak çalışmak durumundayız. Ne düşünüyorum, ne hissediyorum ve ne yapıyorum? Bunlar ne kadar birbiriyle uyumlu işlerse ve birbirini görerek, birbirinin farkında olarak işlerse o nispette daha objektif bir yerden hayata bakmaya başlarız. Aksi takdirde bazen duygularımız, bazen zihnimiz, düşüncemiz, bazen de eylemsel tarafımız bizi istediği yöne götürebilir. O yüzden insan kendi içinde bölünmüş olarak yaşar bu durumda. Dolayısıyla bu üç şeyin olabildiğince bir araya getirilmesi, bir arada işleyebilmesi gerekir. Buraya kadar söylediğim şeyler aslında psikolojik düzeyimizle ilgilidir. Fakat psikolojik düzeyimizden de ibaret olmadığımızı ayırt etmeliyiz. Psikolojik düzeyimiz bu dünyanın şartları içinde ilişkilerimizi, eylemlerimizi ve düşüncelerimizi kullanmak için verilmiş imkanlar olarak değerlendirilmeli. Bunlar birer imkandır. Fakat dikkat edin, bunların üzerinden kimlik inşa etmemelisiniz. Yani düşünmek üzerinden, hissetmek üzerinden, davranmak üzerinden, eylemsellik üzerinden kimlik inşa etmemelisiniz. Bunlar kimlik inşa etmek için verilmemiştir. Tıpkı beden gibi. Beden bu dünyada kullanmak için verilmiş bir şeydir. Ama bedeniniz üzerinden kimlik inşa etmemelisiniz. Mesela güzelim, ben güzelim veya çirkinim veya yakışıklıyım veya değilim veya yaşlıyım, gencim. Bunlar nedir aslında? Bedeniniz üzerinden kimlik inşa etmektir. Bedeninizin üzerinden kendinizi tanımlamak hatasıdır. Halbuki bu kullandığın bir enstrümandır, bir araçtır. Sen, yani ben dediğin o şey bedeninle tanımlayacağın bir şey değildir. Bedenin üzerinden tanımlayacağın bir şey değildir. Bazen şu örneği verdiğimde ya o kadar da değil.
aynı şey değil denir. Verdiğim örnek de araba örneğidir. Yani diyelim bir araba alırsınız, onu kullanırsınız, arabanın bir yaşı vardır ama hiçbir insan arabanın yaşıyla kendi yaşını özdeşleştiririz. Arada aslında çok büyük bir fark yoktur. Kendim dediğin şeyin bedenin olmadığını hatırlaman gerekir. Evet, bedenimle çok güçlü bir bağım var ama beden benim kimliğim değil. Çok ona bakıp çok yaşlı olduğumu veya çok genç olduğumu veya hasta olduğumu veya sağlıklı olduğumu tanımlamam. O kullandığım bir enstrümandır. O kadar. Daha fazlası değil. Kullandığım çok orijinal, nitelikli, fonksiyonları olan önemli bir araç. Ama ona bakarak kendimi tanımlayamam. Ben dediğimde aklıma bedenim gelmemeli. Mesela bütün kadim öğretilerde, dinlerde farklı sınırlar çerçevesindeki örtünmenin, bakın örtünmek diyorum, göstermenin değil. Çünkü günümüzde giyinmek örtünmek için yapılmıyor, göstermek için yapılan bir şeye dönüşmüştür. Örtünmenin altında yatan şey odur. Yani bedeni ne kendim için ne karşımdaki için bir kimlik haline getirmiyorum. Mesela bu anlayışın ortadan gitgide kalkması aslında neye sebep olmuş? Bunu sanal medyaya bakarsanız çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani kimlik bedene indirgenmiş bir düzeye düşürülüyor. Bu aslında insanoğlu için gerçekten çok hani vahim diyebileceğimiz çok problemli bir durumdur. Bir insanın kendini bedene indirgemesi ve beden üzerinden kendini tanımlaması gerçekten bir insanın kendine yapacağı çok büyük bir haksızlıktır, çok büyük bir zulümdür. Neden? Çünkü sen beden değilsin. Beden atomlardan, hücrelerden ve belli bir fonksiyondan oluşan bir biyolojik aygıttır. Sen o değilsin. Sen kendini o zannettiğinde kendini onun hükmüne mahkum ediyorsun. O ne ise sen de olsun. O toprak olduğunda sen de toprak olacaksın. Peki acaba böyle bir şey miyiz? İnsan, bakın farklı bir cümle kullanmış olacağım. İnsan kullandığı bedeni bıraktığında, yani halkın deyimiyle öldüğünde toprak mı olur? Eğer bedensen toprak oluyorsun. Ama değilsen o zaman bak her şey değişecek. Ama kendini beden olarak tanımladığında bak kendini bambaşka bir yere konumlandırıyorsun ve kendine haksızlık yapıyorsun. Ölen insana da haksızlık yapıyoruz değil mi? Biz öleni toprağa gömüyoruz. Öleni mi toprağa gömüyoruz? Bu dünyayı bırakıp yolculuğuna devam eden bir insanın bıraktığı bedeni mi toprağa gömüyoruz? Bakın bir şeyi nasıl algıladığımız çok önemli. O şeyi nasıl görmen çok önemli burada. Ölümü nasıl tanımlıyorsun, nasıl algılıyorsun? Bu senin aslında hani kurguladığın bir şey değil. Benim burada kullandığım cümle iyi bir edebi cümledir anlamında değil bu aslında. Ben burada iyi bir edebi cümle kurmaya çalışmıyorum. Gerçek olanı
dilim döndüğünce aktarmaya çalışıyorum. Bir insanın ölmesi nedir? Bu dünyadaki yolculuğunu tamamlayan ve yolculuğuna devam eden bir insanın burada kullandığı bedeni bırakmasıdır. Biz onun kullandığı bedeni toprağa veriyoruz. O insanı değil. Kendini toprağa girmiş zanneden insan henüz kim olduğunu bilmiyor demektir. O yüzden de aslında bizler ölüm gibi önemli bir olayı objektif biçimde algılayamıyoruz. Onun aslında büyük bir özgürleşme olduğunu, göremiyoruz. Neden? Çünkü zihnimizde tanımladığımız şeyler var. Şimdi ana konumuza dönecek olursak, ne dedik? Aslında zihnimiz, yani düşünce merkezimiz bazen bizi manipüle ediyor. Mesela biz birçok şeyi bilmiyoruz. Mesela bazen diyor, ölümden korkuyorum. Peki ölümün ne olduğunu biliyor musun? Aslında bilmiyorsun. Peki bilmediğin bir şey niye korkutuyor? Çok sürpriz de olabilir, değil mi? Çok pozitif bir şey de olabilir. Yani en azından burada zihnin nötr olarak söyleyeceği şey, ölüm nedir bilmiyorum ama çok gizemli bir şey. Hiç hakkında bir yorum da yapamıyorum. Gizemli bir şey. Bir son da olabilir. Çok büyük bir sürpriz de olabilir, değil mi? Zihnin en fazla diyebileceği şey bu kadar. Ölüm hakkında. Eğer içsel bir spiritüel deneyim yaşamamışsak, düşüncenin diyeceği şey budur, değil mi? Mesela düşünce burada duramaz. Ne der? İşte toprağa giriyorsun. Kim giriyor? Ne giriyor? Giren nedir? Sen misin? Peki sen nesin? Bakın birçok buradan anlamaya çalışabileceğimiz önemli sorular çıkar. Ama zihin ne yapar düşünce? Kendini sınırlandırır ve çok iyi düşündüğünü zanneder. Mesela geçenlerde böyle genç bir arkadaş, ölümü çok merak ediyorum, o yüzden de ölmek istiyorum. Yani dedim, güzel bir düşünce ama hani ölünce düşünemeyeceksin orada. Hani merakını gideremeyebilirsin. Başka bir şey olabilir. Veya o deneyimin ortasında yaşayacağın şey sende pişmanlık oluşturabilir. Bak hiçbirini bilmiyorsun. İyisi mi dedim, sen yaşamaya devam et. Ölüm seni bulunca o zaman şey yapabilirsin yani. Onu merak ediyorsun madem. Ne olduğunu anlayabilirsin. Veyahut da bunu idrak etmiş insanlara bakabiliriz. Gerçekten ölüm nedir? Bu dünyada ne yapar insan? Ne yaşar? Bunu idrak etmiş insanlar vardır. Eğer onlara itimat edersen onlara sorabilirsin. Çünkü onlar bunu bilirler. Ölümün ne olduğunu, işte Mevlana gibi, Abdülkadir Geylani gibi, işte peygamberler, kamil insanlar ölümün ne olduğunu bilir ve onun mahiyetini sana belli bir ölçüde de anlatabilir. Ama hiçbir zeka, bakın, hiçbir zeka, rasyonel hiçbir zeka ölümün ne olduğunu anlayamaz. Çünkü rasyonel zeka görebildiği şeyler üzerinden bir tanım yapmak durumunda. Görebildiği şeylerin üzerinden bir çıkarım yapmak durumunda. Peki her şey görebildiğin şeylerle mi sınırlı? Bilmiyorsun. Hani bırakın inançlı olmayı bir kenara koyduk şimdi. Hani nesne olarak bir insanın demesi gereken şey, eğer tamamen rasyonel, pozitif
düşünce sahibi biriyim diyorsa birçok şeyi bilmediğini kabul etmeli ve bildiklerim üzerinden düşünüyorum demeli. O yüzden bakın şu önemli noktaya bir şey üzerinden işaret edeceğim. İnsanın psikolojik melekeleri sınırlıdır. Bunu beş duyumuzdan da anlayabiliriz. Mesela görme. Göz her şeyi görmez. Kulak her sesi duymaz. Derimiz her şeyi duyumsamaz. Belli sınırlar içindedir bunlar. Bunu bir hepinizin az çok duyduğu bir hikayeyle bağlantılandıracağım. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesini duymuşsunuzdur. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bir çocuk hikayesi değildir. Yani çocuklara da anlatılabilir ama bir çocuk hikayesi değildir. Çok önemli şeyler geçmiş medeniyetlerde hikayeler, masallar, mitler, bazı sembolik işaretler üzerinden anlatılırdı. O yüzden bu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri önemsiyorum. Anlamlı bir masal. Oradaki prenses insanın psikolojik benlik boyutunu anlatır. Yani şu anki bizim mevcut benlik halimiz aslında Pamuk Prenses. Ve Pamuk Prenses bir meyve yemiş, birisinin verdiği zehirli veya uyuşturucu bir meyveyi yemiştir ve uykuya dalmıştır. Ve yedi cücesi vardır. O yedi cüce ne yapar? Ona hizmet eder. Peki yedi cüce prensesi uyandırabiliyor mu? Uyandıramıyorlar. Sadece onun biyolojik olarak yaşamasına çalışıyorlar. Buna güçleri yetiyor. Neden? Çünkü sınırlılar. O yüzden cüce olarak tanımlanmışlar. Cüce olarak tanımlanmalarının sebebi bunlar sınırlı yeteneğe sahiptirler. Bunlar da nedir? Bizim beş duyumuz artı düşünce melekemiz artı duygu melekemizdir. Yedi tane neyimiz var? Hepimizin yedi tane arkadaşlar cücelerimiz var. Biz de pamuk prensesiz. Anladın mı? Hepimiz birer pamuk prensesiz. Psikolojik benlik düzeyinde yaşadığımız için bir nevi bir uyku modundayız. Yani olanı olduğu gibi göremiyoruz. Mesela bir şey oluyor, kendimizi değersiz hissediyoruz. Bir şey oluyor, çok değerli hissediyoruz. Bir saat sonra başka bir şey oluyor, mutsuz oluyoruz. Başka bir şey oluyor, çok mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü farklı bir bilinç düzeyinde yaşıyoruz. Mesela bir şeyin bizi çok büyüttüğünü, başka bir şeyin bizi çok düşürdüğünü bazen düşünebiliyoruz. İşte çok önemsenmek, onaylanmak, takdir görmek, başarılı olmak, işte bir konuda yeterli olmak veya mesela işte her istediğimizin olması. Mesela bazen böyle çok mutlu oluruz. Derim ki niye mutlusun? Diyorum ki her istediğim oluyor. Peki diyorum istediklerim olmazsa o zaman mutsuz olacaksın. Ne olmuş oluyor aslında? Bilinç olarak farklı bir uyku modundayız. Bir şey çalışıyor ama farklı bir modda çalışıyor. Ne olarak çalışıyor? Kendini gerçek kendin olarak bilmediğin bir modda çalışıyorsun. Gerçek kendinin
ne olduğunu unuttuğun için biz buna ne diyoruz? Uyku modu diyoruz. İşte hani peygambere atfedilen insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Ölmek ne demek? Ölmek sizin kullandığınız melekeler üzerinden kendinizi tanımlamamak demektir arkadaşlar. Ölmeden evvel ölmek dediğimiz şey bir başka anlamıyla budur. Kendini düşünceler, duygular ve eylemler üzerinden tanımlamadığında, peki elimde ne kalacak diyeceksin değil mi? İşte bunlar öldüğünde, yani bunlar üzerinden kendini tanımlamadığında, işte ben biliyorum, ben zekiyim, ben iyi düşünürüm, ben bir şeyi iyi yaparım, mantıklı yaparım, kafamı iyi çalıştırırım, işte ben seviliyorum, önemseniyorum, değer görüyorum, saygı duyuluyorum, insanlar beni takdir ediyor, ailem beni çok önemsiyor veya işte ben şunları çok önemsiyorum, hayatımda çok sevdiğim insanlar var. Bakın bunların var olması problem değil. Bunların üzerinden mi kendini tanımlıyorsun? Temel ayrım noktası budur. O yüzden çok defa karıştırdığımız şey de budur. Sanki dinin bu tür şeyleri reddettiği zannediliyor. Mesela ben çocuğumu sevmeyeyim mi? Sev. Peki din neye dair hatırlatmada bulunuyor? Kendini çocuk üzerinden tanımlama. Kendini o çocuğu büyütmüş, var etmiş, hatta vesile olmuş gibi de tanımlama. Orayı serbest bırak. Şu anda Yaradan beni bir çocuğu sevmeye yönelik bir halde var etmiş. Ben de doğal olarak seviyorum. Ama onun üzerinden kendimi tanımlamıyorum. Onun üzerinden bir anne, onun üzerinden bir baba, onun üzerinden işte ben hayatta insanlara yardım eden biriyim, insanları koruyup kollayan biriyim. Ben işte ben ailemin çok önemli bir ferdiyim. Hatta ben olmasam ailem ne yapar? Benlik alttan alta bazen bundan memnuniyet duyar. Ben olmasam ne yapacaklar? Mesela deseler ki biz çok iyi yaparız sana güle güle, orada birden bir düşüş olur değil mi böyle? Yani gerçek mi söylüyorsunuz diye insan şöyle bir afallar. Neden? Çünkü onların üzerine kurmuş olduğun kimlik boşa düşecek. Peki ölmesi gereken ne? Ölmesi gereken ilişkilerin değil. Ölmesi gereken sevgin, merhametin, şefkatin, düşünebilmen değil. Ölmesi gereken bunun üzerine inşa ettiğin sahte zihinsel kimliktir. Bunun üzerine inşa ettiğin neyse, o kimlikler neyse, yani ben dediğinde, o yüzden dikkat et. Ben demenin arkasından ne geliyor? Ben demenin arkasından ilişkiler mi geliyor, yapıp ettiklerin mi geliyor, duyguların ve düşüncelerin mi geliyor, yoksa varlık bilincin mi geliyor? Ben varlığım. Var edenin var ettiği bir varlık. Sen var eden tarafından var edilmiş bir varlıksın. Ölümsüz, bozulmayan, asla değersiz olamayacak olan, çünkü bizatihi zaten değerin kaynağı varlıktır. Sen nasıl değersiz olabilirsin? O zaman şunu düşünmemiz gerekmiyor mu? Değersizlik hissi sahte bir duygudur. Aldatıcı bir duygudur. Bir
algılayabileceğin bir duygudur. Uyandığında asla değersizlik hissetmezsin. İnsan, Yaradan'ın varlık bahşettiği bir noktada ise nasıl değersiz olabilir? E peki, tırnak içinde ben kendimi değersiz hissediyor muyum bazen? E bazen hissediyorum. O zaman bu hisse ne diyeceğiz? Bu his gerçek mi? Yoksa kurgusal mı? Gerçek dersem her şey bambaşka olur. Gerçek değil dersem daha başka olur. Ve bu çok temel bir yol ayrımıdır. Kendime değersiz dersem veya şunu yaparsan değerlisin ama yapamazsan değersizsin. İşte sevilen, önemsenen, takdir edilen, aranan biriysen değerlisin, aranmayan, kimsenin çok da hatırlamadığı, hani ölsem kim hatırlayacak, değil mi? Böyle serzenişler vardır insanın egosunun. İnsanoğlu demiyorum, insan egosunun böyle hikayeleri var. Ölsem kim duyacak? Çok mu lazım acaba birilerinin duyması? Sen duyulmadığında var olmayan bir varlık mısın acaba? Ama dikkat edin, modern psikoloji bu sahtekarlığı bize empoze etmiştir. İnsan ötekiyle vardır. Duyulduğun ölçüde varsın. Fark edildiğin ölçüde varsın. Halbuki buna karşı aslında dinle der, dikkat et, insanlarla ilişkilerin olduğunda kendini göstererek var olma tuzağına düşme. Bunun dindeki karşılığı nedir? Riyadır. Riya nedir? Kendini başkalarının üzerinden var bilme, başkalarının üzerinden var etme arzusudur aslında. Yani kendimi göstereyim. Peki göstermesen ne olur? Tırnak içinde ego ne diyor? Kötü olur diyor. Kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı, farkında olmadığı biri olduğunda ego ne diyor? E ne fark eder ki? Ha varsın ha yoksun diyor. Neye indirgiyor seni? Görünür olmana indirgiyor. Duyulur olmana indirgiyor. Birisinin hafızasında veya bilincinde hatırlanmana indirgiyor. Bakın o yüzden bizim sufi kitaplarda ne denir? Kendini bilinmezlik toprağına göm ki orada yeşeresin. Yani insanlar seni bilir veya bilmez. Bu asla senin bir problemin, senin üzerine kafa yoracağın bir şey olmamalı. Çünkü bu sahte bir kendilik algısından geliyor. Bu tıpkı küçük bir çocuğun, hani annemin gözünde varsam ben varım, yoksam yokum zannına benzer bir şey. Gerçi o çocuk öyle mi zannediyor, o da ayrı bir konu da. Öyle farz edelim. Bakın, şunu unutmayın, insan böyle şeyleri düşünür, böyle şeyleri hissedebilir mi? Evet, böyle şeyleri hissedebiliriz, böyle şeyler zihnimizden geçebilir. Ama bunlar gerçek midir? Bakın, çok basit bir şekilde bir insanın başka bir insan üzerinden veya bir insanın bir eser üzerinden, işte diyelim ki ben kitap yazdım, kitabımla var oluyorum. İşte ben şöyle bir çeşme yaptırdım, şöyle bir iyilik yaptım, şöyle bir hayır yaptım, onunla varım. Ya peki onunla var olmak, bir sakince bir düşün bakalım. İnsan denen varlık böyle bir şey mi?
O olmadan önce peki yok muydu? Yani insan biraz üzerinde, bu gibi şeylerin üzerinde biraz düşünse aslında bunların altının ne kadar boş olduğunu da görebilir. Yani bunlar böyle altları çok dolu şeyler değil. Ama insan psikolojisinde böyle bir eğilim var. Böyle bir yanıltıcı düşünce ve duygu hissedebilme, düşünebilme ihtimali var. Ama bunlar gerçekliğe tekabül etmiyorlar. Ama eğer bunları sorgulamazsanız, size gerçek gibi görüneceklerdir. O yüzden kadim bilgelerde kendini sorgulama diye bir kavramdan bahsedilir. Bakın burada kendini sorgulama iki türlü anlaşılabilir. Birisi zahiri bir şekilde. İşte ne yaptığını sorgula. İşte ne düşündün, ne hissettin, ne yaptın, nasıl davrandın, kime iyilik yaptın, kime kötülük yaptın, işte günah mı işledin, sevap mı işledin, kendini sorgula. Bu işin yüzeysel tarafı. Kendini sorgulamak, kendini kendin olmayan şeylerden ayırt etmek için kendin diye tanımladığın şeyleri sorgulamaktır. Neye ben kendim diyorum? Neyin üzerinden kendimi tanımlıyorum? Bunları sorgulamaktır asıl şey. Kendimi kendim olmayan şeylerden ayırt etmeye dayalı bir sorgulama yapmaya ihtiyacımız var. Yani gerçekte ben neyim? Hatta bu konularda yanılgıya düşmememiz için bazı uzak doğu bilgeliklerinde bazı böyle paradoks gibi görülen sorular sorulur. Mesela denir ki, dünyaya gelmeden 1000 sene evvel neredeydin der. Mesela. Mesela uzay yaratılmadan evvel neredeydin der. Bunların maksadı nedir? Bunların maksadı senin geçici ve değişken olan şeylere dayalı olarak kendini tanımlama tuzağından ayrılman içindir. İşte ben kimim? İşte annem var, babam var, kız kardeşim, erkek kardeşlerim, işte eşim, çocuğum, arkadaşım, yapıp ettiklerim, işte bugüne kadar yaşadıklarım, işte bugüne kadar hissettiklerim. Diyor ki bak dikkat et, bunlar sen değilsin. Bunlar deneyimlerin, dünyadaki deneyimlerin. Bu hataya düşmeyelim diye bize bazen bu tür sorular sorulur. Mesela Allah kainatı yaratmadan evvel neredeydi? Yani burada yer sorgulaması yapılmıyor. Hani coğrafi bir veri vermemiz istenmiyor. Denmek istenen şey, yani bak sen öyle bir varlıksın ki Allah ile birlikte tanımlanabilirsin. Yani Allah'a nispetle kendini tanımlayacaksın. Öyle bir tanım yapacaksın ki kendini nispet ettiğin şey, kendini bağlantılandırdığın şey ebedi olacak. İşte o sensin. O zaman sen kendini tanımış olursun. O zaman gerçekten kendinin ne olduğuna dair doğru bir iz üzerinde olmuş olursun. Yoksa ömrün boyunca yanlış izleri takip edip ben kimim, ben neyim, ben ne yapıyorum? Hatta bazı insanlar var, işte bu dünyaya niye geldim? Yani çok mu önemli? Bu dünyaya niye geldiğin mi önemli? Yoksa kim olduğun mu daha önemli? Kim olduğunu bilmeden bu dünyaya niye geldiğini de anlayamazsın.
bu dünyayı da anlayamazsın. Bak, çok net bir şey söylüyorum. Kim olduğunu bilmediğinde bu dünyayı da anlayamazsın, bu dünyanın mahiyetini de anlayamazsın, bu dünyanın işleyişini de anlayamazsın. Çünkü bu dünyayı referans alıyorsun. Mesela ne diyoruz? Yani o zaman küçük çocuklar, bebekler niye ölüyor? Çünkü bu dünyaya göre bir şeyin var. Anne karnında bir bebek niye ölüyor? Ölümü bilmen lazım. Kendini bilmen lazım ki bunlara doğru bir yerden bakabilesin. Aksi takdirde yanlış bir yerden bakacaksın. Mesela dünyaya geldin, bir bakacaksın hayatına, tırnak içinde, yani nereden tutsan elinde kalıyor diyeceğin, tırnak içinde söylüyorum, bir hayatın olabilir değil mi? Başlarsın işte annenden, babandan, yaşadığın aileden, elde doğru düzgün sana böyle doya doya mutluluk, huzur verecek bir şey bulamayabilirsin. Veya bir alimin dediği gibi bir üzüm yemişsindir, 100 tokat arkasından gelmiştir. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Eğer kendini dünyanın içinden tanımlarsan, anne babanın evliliğinden var olmuş biri olarak tanımlarsan, nasıl çıkabilirsin bu paradokstan? Ama gerçekten kendini bilirsen, kendinin Allah ile var olan, ölümsüz, onunla ebedi bir varlık olduğunu idrak edersen, o zaman bu dünya hayatı bir yolculuğa dönüşür. Bir drama dönüşmez, bir travmatik olaya dönüşmez. Ne yaşamış olursan ol, dersin ki ben çok değişik bir deneyim yaşadım. Örneğin Hazreti Yusuf gibi, değil mi? Epey zor bir deneyim. 11 kardeşinin seni kuyuya attığı ilginç bir deneyim olur. Benim ne kötü bir kaderim varmış cümlesini o Kur'an'da göremezsin. Neden göremezsin ama? Çünkü Hazreti Yusuf kim olduğunu biliyor. Kim olduğunu biliyor. Yani ben 11 kardeşin çocuğu, kardeşiyim, 11 çocuğun olduğu bir ailenin bir ferdiyim diye tanımlamıyor. Anne babasıyla da aslında tanımlamıyor. Kendini Allah'a nispetle tanımlıyor. Ve bakın çok önemsediğim bir şey vardır. Ayette geçer. Der ki onu az bir paraya sattılar der. Şimdi bu şu anki ego bilincimizle baktığımızda çok dramatik bir şeydir. Mesela ben aranızdan birini atıyorum bugünkü parayla. Mesela 5000 liraya satsam kimin hoşuna gider veya kim bundan rahatsız olmaz? Bir despot biriyim. Aranızda birini esir ettim ve 5000 liraya ve 50.000 liraya sattım. Kim şöyle düşünmez? Ben kendimi biliyorum. Ben şu kadar para veya bu kadar para eden veya etmeyen biri değilim. Yani aklınızdan şu bile geçmemeli. Ben bu kadar para mı ediyorum? Bunu derseniz o zaman zihniniz şunu da üretir. O zaman sen kaç para ediyorsun abici? Değil mi derler. Sen bir dünyevi bir meta ile ölçülebilecek bir varlık mısın? Ama şimdi düşünün, modern kapitalizm bize para bile biçiyor aslında değil mi? Kendimize biçtiriyor, o meblağı biçtiriyor. Şu kadar param olsun rahat ederim, mutlu olurum. Sen kendini o paraya satmışsın aslında, farkında değilsin. Varlığını, kimliğini ona indirgemişsin. Bu ister 100 bin lira olsun, ister 100 bin dolar olsun,
ister 100 trilyon dolar olsun. Sen böyle bir varlık değilsin. O yüzden kendini bilmekten daha kıymetli bir bilgi yoktur. Bizim hayatta bilmek istediğimiz tek bir şey vardır. Kendini bilmenin kendisi. Diğer bütün bilgiler bu dünyadaki teferruattır. O yüzden Yunus o sözü söylüyor. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Kendini bilmekten daha yüce bir bilgi yoktur. Hatta bu dünyada kendinizi bilmeseniz bile Ya Rabbi bana kendimi bildir duasını hayatınızın baş ucunda tutmanız, kalbinizin baş köşesinde tutmanız bile çok kıymetli bir şeydir. Çünkü o insan ne aradığını biliyordur. Ben kendimi bilmek istiyorum. Ey Rabbim bana kendimi bildir. Bana kendimi göster. Beni benden kendine al. Bu dua kalbimizin baş köşesinde olması gereken bir şeydir. Ve bu kalbinizin baş köşesindeyse hiçbir şey sizi işgal edemez. Hiçbir şey sizin gündeminizi kuşatamaz. Hiçbir şey sizin basiretinizi örtemez. Çünkü sizin temel bir hedefiniz vardır. İşte din aslında insana kendini bilme konusunda yolculuk yaptıran bir kılavuzdur. Din kendini bilmenin yolunu bulmaya çalışmaktır. O yolda yol kat etmeye çalışmaktır. Ve onun dışında hiçbir şeyi onun yanına koymamaktır. Hiçbir şey kendini bilmenin yanına konabilecek, ona eşdeğer olabilecek bir şey değildir. O yüzden kendini bilmek, ruhunu bilmektir. Dersimizin en başında anlattığımız melekeler, o üç meleke, düşünce, duygu ve eylem melekesi hizmetkarımızdır. Onların üzerinden kendimizi tanımlamayacağız. Ben hayatta ne yaptım ki? Niye mutsuzsun diyorum? Diyor ki hayatta hiçbir şey başaramadım ki. Peki başarmamış olman niye sana kendini kötü hissettiriyor? Sen kendini ne olarak algılıyorsun? Belki falan 10 dil biliyor ama biz işte bilmiyoruz. Ne olur 10 dil bilen çok mu şey oluyor? Öyle mi düşünüyorsun? Bakın bir şeyi unutmak, yani kendini bilme kavramını unutmak bize neye mal oluyor? Bize ne kadar büyük yanılgılar getiriyor arkasından. Arkasından korkular getiriyor, arzular getiriyor, beklentiler getiriyor, memnuniyetsizlikler getiriyor. Arkasından birçok şeyin geldiğini görüyoruz. O yüzden aslında peygamberin vahiy ile insanlara hatırlattığı şey buydu. Kendini bil. Niye Delfi Tapınağı'nda o yazılmış? Çünkü başka yazılacak bir şey yok çünkü. Yani onun yanına başka bir şey yazılamaz. İlla bir hedef, bir amaç edinilecekse bu kendini bilmektir. En önemli soru ben kimim sorusudur. Ama bakın bu keşfedilecek bir şeydir. Yoksa inşa edilecek bir şey değildir. Mesela modern felsefenin tuzağı nedir? İnsana kendini inşa edeceği gibi bir sahte hedef koymuştur. Yani ben kimim diye bir şey yok. Ben ne olmak istiyorum? Bakın bu sorunun yerine bu soru gelmiştir.
Ve hepimiz bu sorunun kurbanlarıyız. Çünkü egomuz artık bunu soruyor. Ne olmak istiyorsun? Değil mi? Biz çocuklara bile bunu soruyoruz aslında. Ne olmak istiyorsun? Hatta bazı kadim toplumlarda yani çocuğun kulağına hani sen haktan gelmiş, bizim tabirimizle söylersek yani ondan gelmiş bir varlıksın, ona aitsin sözü fısıldanırmış. Neden? Yani illa onu duyacak veya o bebeklikte öğrenecek değil. Yani doğduğundan öldüğün güne kadar asla unutmaman gereken en hakiki şey budur. Bunu anlatmak için. Bunu unutma. Diğer şeyleri unutabilirsin. İnsansın, unutma ihtimalin olabilir. Ama bak bunu hiçbir zaman unutma. İnsanlar seni unutabilir ama sen kendini unutmamışsan hiçbir problem olmayacaktır. Ama sen kendini unutursan her şey tepe taklak olacaktır. Hiçbir şey yerli yerine oturmayacaktır. Bakın, insanın dünyadaki hayatı alt üst olabilir. Ama bu bilgiye idrakin varsa sen alt üst olmazsın. Dünyada yaşadığımız olayların alt üst olması niye bizi alt üst ediyor? Çünkü merkezimizde değiliz. Merkezimiz kendini bilmektir. Kendini bilmenin bilgisi merkezimizdir. O merkezi kaçırdığımız için savruluyoruz. O merkezimize döndüğümüzde en azından o merkeze dönmeyi hayatımızın tek ve gerçek hedefi kıldığımızda. Peki diyeceksiniz ki hayatta birçok şey yapıyoruz. Bunlar nedir? Bunlar dünya hayatının geçici metadır. Bunu Kur'an söylüyor. Yani ben evlenmek için yaşamıyorum, zengin olmak için yaşamıyorum, çocuk sahibi olmak için yaşamıyorum, büyük başarılar elde etmek için yaşamıyorum, insanların hayatında büyük etkiler meydana getirmek için yaşamıyorum. Bunlar dünya hayatının geçici metadır. İnsan bunlar için dünyaya gelmemiştir. Böyle bir şey yok. Merkezimizden kaymadığımız müddetçe bu tuzağa düşmeyiz. Ama merkezimizi unuttuğumuzda bu tuzaklar bizi kuşatabilir. Ne için yaşıyorum? Kendimi bilmek için yaşıyorum. Peki kendini bildiğinde ne olacak? Olan olmuş olacak zaten. Daha başka bir şey için olmayacak bu. Bizde bazen böyle sahte spiritüalist kişiler vardır. Böyle insanları uyutuyor. Sanki kendimi bulduğumda buradan büyük bir enerji çıkacak, bütün dünyayı böyle parlatacak mı, ne olacak? Yok öyle bir şey. Kendini bulduğunda merkezine dönmüş olacaksın. Ve hayat sana gerçekte ne ise öyle görünecek. Ama bunu ifşa etme gereği duyan bir benliğin kalmayacak. Dur ben ona bunu anlatayım, ben kendimi buldum biliyor musun falan demeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. O yüzden peygamber Hira'dan indiğinde kendine çekilmiştir. Allah hatırlattığı için insanlara mesajı vermiştir. Bu ne demektir aslında aynı zamanda? Bu şudur. Kendini bilmek başkasına anlatılacak bir şey değildir. Anlatılabilecek bir şey de değildir. Kendini bilmek kendine yeten bir şeydir çünkü. Kendini bildiğinde eksik bir tarafın olmadığını idrak edersin. Bir eksiklik yok ki. Bir eklenecek bir şey kalmamıştır ki kendine ekleyebilesin. İnsanlara bir şey anlatayım da anlasınlar. Yani anlamalarıyla anlamamaları arasında bir fark senin için yoktur.
varsa henüz kendini bilmemişsin demektir. O yolda devam etmen gerekir. O yüzden hani kendimi bileceğim ve insanlara göstereceğim kendini bilmek neymiş gibi bir şey de ortaya çıkmaz. Kendini ifade etmek kavramı da ortadan kalkar. Çünkü kendin ifade edilecek bir şey de değildir. İfade etme ihtiyacı duyan bir şey de değildir. O yüzden kendini bilen merkezine döner. Sakin, huzurlu ve mutmain. İşte bu cennetin bir diğer adıdır. Allah sizi Darüsselam'a çağırıyor. Orada itminan duyacağınız her şey vardır. Bu öncelikle kendilik cennetidir. Çünkü kendinizi bulduğunuzda mutmain olursunuz. O kendiliğin içindeki nimetler, o kendiliğin içindeki varlık en büyük cennettir. O aynı zamanda selametin, huzurun, dinginliğin, doğal mutluluğun da gerçekten olduğu bir yerdir. O yüzden asla mutluluğu başka bir şeyde aramayın. Bulduğunuz şey mutluluk değil, bir şeyle teskin olmaktır. Bakın Allah bunu da ifade ediyor. Allah sükun bulmanız için sizi çiftler halinde yaratmıştır. Yani bu insan olarak da çiftleri alın, aynı zamanda bir şeye arzu duyan ve bir şey var dışarıda. Arzu duyulan bir şey var ve arzu eden bir şey var. Bu da bir çift değil mi? Çift olan her şey geçicidir. Teskin olmak içindir. Mutmain olmak için değildir. Kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Hiçbir şeyi birbiriyle karıştırmamamız gerekir. Ben mutmain olmayı başka bir yere koyduğumda o zaman sistemi farkına varmadan bozmuş olurum. Herkesin merkezinde hak vardır, Allah vardır. Kendi kendinin merkezinde de o vardır. O zaten aynı zamanda selamdır. Bir ismi de selamdır. Ve Allah seni Darüsselam'a çağırır. Kendine çağırır aynı zamanda. Ve senin gerçek kendiliğine çağırır. O bizim kurtuluşumuzdur. Onun dışındaki bütün kurtuluş hikayeleri sahtedir. Ama egomuz bize birçok kurtuluş hikayesi sunar. O yüzden Allah uyarır. Dikkat edin, şeytan sizin düşmanınızdır ve sizi aldatmak ister. Bütün bu sahte, bu türde hikayeler aslında bir nevi şeytanın aldatma yollarından biridir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu onunla kavga etmemizi gerektirmiyor. Çünkü zaten sahte bir şey. Sahte bir şey zaten. Hakikate ne kadar yaklaşırsan sahteliği o kadar fark edersin. Hakikat sahteyi sana ayırt etme noktasında farkındalık kazandırır. İşte ayetin ifadesiyle hak gelince batıl olan şey kaybolup gider. Çünkü başka bir çaresi yoktur. Kendini bildiğinde bütün sahte kendilikler güneş görmüş buz gibi eriyiverir. Hiçbiri kalmaz. Adın da kalmaz. Yani görünürde bir adın vardır ama o senin gerçek adın değildir. O insanların senin biyolojik olarak, fiziksel olarak sana taktığı isimlerdir. İşte Beyazıt Bistami'nin dediği gibi, kendini bulunca evinde oturuyor, bir gün biri geliyor, işte
kapıyı açıyor. Kimi arıyorsun? Beyazıt'ı arıyorum. Sen misin? Diyor, öyle diyorlar diyor. Yani artık o kendini Beyazıt olarak falan kişinin oğlu, falanın annesi, babası, kardeşi olarak tanımlamıyor. Onlar nedir? Onlar dünya hayatının geçici metaıdır. Ben sana Ahmet diyorum. Öbürüne Ayşe, Fatma, Ali, İsmail diyorum. Bunlar bizim taktığımız geçici bir zaruretten ileri gelen isimlerdir. Sen kimsin? Sen nesin? Sen Allah'a ait bir varlıksın. En basit tanımın budur. Ve en mükemmel tanımın da budur. Sen Allah'a ait bir varlıksın. Onunla varsın, onunla ebedisin. O zaman bunun mutluluğunu, bunun keyfini ve bunun huzurunu hisset. Bu hiçbir şeyle değiştirilmez. Hiçbir şey bunun yerini alamaz.